Sevgili takipçilerim, bugün şimdi bir ıspanak kavurması yapacağım. Ona da iki tane soğanım var. Onları böyle iri iri doğruyorum. Buna iri doğranması güzel oluyor. Soğanımızı böyle doğradım. Altını da açıyorum. İki tane de kapya kırmızı biberim var. Onları da iri doğrayacağım. Çok küçük doğramayacağım. Bu şekilde. Çok güzel oluyor bu da. Bunu birazcık böyle bir iki dakika karıştıracağım. Ondan sonra ıspanağımı koyacağım. Şimdi biraz ona tuz atacağım. Tuzu yine siz kendi damak zevkinize göre atarsınız. Ben soğanın üzerine atıyorum ki hem soğanı çabuk öldürüyor, hem daha güzel karışmış oluyor. Biraz karabiber koyuyorum. Böyle. Ispanağın karabiberi de yakışıyor. Böyle az bir şey de pul biber koyuyorum. Benim biberim çok acı. Onun için az koyuyorum. Şimdi ıspanağımı koyacağım. Önceden yıkadım. Böyle doğradım. Böyle küçüldükçe içine koyacağım. Bu küçülür, az kalır zaten. Böyle kaba olduğuna aldanmayın. Bu biraz daha küçülsün. Diğerini koyacağım. Şimdi böyle azaldı. Tekrar burayı da koyacağım üzerine. Piştikçe azıcık kalır zaten. İki bağ ıspanak vardı burada. Kilogram ne kadardı onu bilmiyorum ama iki bağ yapmışlar, öyle satılıyordu. Öyle aldım. Şimdi kapatayım. Bu biraz daha şey olsun. Ondan sonra domates sosu koyacağım içine. Şimdi yazdan yaptığımda domates sosum var. Böyle yarım litreliğin yarısı. Onu da böyle üzerine döküyorum. Bu şekilde pişecek. İyice pişene kadar da kısık ateşte duracak. Pişsin bakalım. Şimdi buna 5 diş de sarımsak koyuyorum. Şimdi sarımsaklarım dondurucuda olduğu için renkleri böyle. Soyuyorum, tuzlayıp dondurucuya koyuyorum. Birazını eziyorum, birazını bu şekilde koyuyorum. Biraz daha var pişmesine. Şimdi yemeğimiz bu şekilde pişti. Ispanak kavurmamız. Şu şekilde görünüşü bile ne güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi sunumunu yapacağım. Altını kapatıyorum. Sunumunu yapacağım şimdi de.
Şimdi ıspanak kavurmamız bu şekilde servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de şuradan bir tadına bakayım. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.